yiyecek ama kazmak için. Yiyecek bir de su. O kendi oyuncağını seçebiliyorsun. Ne oynayacağını seçebiliyorsun. Hangi oyuncağını oynayacağını seçebiliyorsun. İstediğin gibi dinlenebiliyorsun. İstersen dinleniyorsun, istersen dinlenmiyorsun. İstediğin gibi kitaplara bakabiliyorsun. Aslında okulda dinlenme saati yapmak zorunda. En son çıkışta arkadaşlarımdan ayrılmamdan. Bir kere babamla Luna Park'a gitmiştik. Orada beraber dönme dolaba binmiştik. Dönme dolaba binmek çok eğlenceliydi. Annemi dinliyorum, babamı dinliyorum. Ben yapmayı seviyorum, para çekmeyi seviyorum. Şimdi de çok güzel legolar geldi. Sevindin mi buna? Issız adada kalsam bot, küvek, bot, tuboya, dizle, şu yapmak gibi. Çocuk bayramı. Tam olarak hatırlamıyorum. Kutluyor muyum, kutlamıyor muyum? Galiba kutluyorum. Oyun oynamak, parka gitmek. Evrendeki en büyük gezegen. Ay. Ay. Dünyadan biraz daha büyük. Aslında en büyük değil. En büyük gezegen doğru cevap aslında Jüpiter olacaktı. Su. Yiyecek. Havai bir şey. Odanın tepesine atarım. Herkes odayı görür. Çocuk bayramı. Yeni bir araba olur. 23 Nisan çocuk bayramıdır. Mutlu şeftali. Menemen. Menemen. Ben Emre'nin bize geleceğini düşünmemiştim. Emre'nin annesi geldi zannettim sadece. Ama Emre de gelmiş ama annesinin arkasındaymış. Çocuk bayramı. Çocukların eğlendiği bir bayram. Çocukların bayramı. İyi bir şey. Ve çocuklar iyiyeti olmadan ayağı koyamamaz ve kamyonlara da. Çünkü büyüklerin iyiyeti vardır ve büyükler de fotoğraf çekebilir. Okuldan çıkışta hatırlamıyorum. Çocuk bayramı. Okulumun güzel geçtiğinde. Annelere kutlu olsun bayramı, çocuk bayramı. En sevdiğim arkadaşlarımla birlikte olmam. Çocuk yayın eğlendiği gün. Yaprak koparamadığım için. Issız bir adada kalsan yanına alman gereken şeyler nedir? Tekne ve birkaç aşağı. Mesela yiyecek, su, mat, onun gibi şeyler. Oynamak, parka gitmek. Bayram. Uçmaya hayal ediyordum. İstediğim şey kıymayı,
Serçe parmağımla dua edermeye. Üçüncü de ışık hızında oymaya. Bak böyle hemen eve giderdim. Çocuk bayramı. Annemin kızması. Annemin bana sarılması. Yaz gelmesine. Gitmek demek ve doğum günü başlamak demek ve avu güzel demek. Peri olmayı.